Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. İnanılmaz yoğunluk var. Yaz sezonu başladı biliyorsunuz. Bu sezon başladığından dolayı hastalıklar, tedaviler daha da artmaya başladı. Şimdi bize gelen sorular var. Sözleşmesini yaptığımız pet shoplarda. Pet shoplar yasasında değişiklikler olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle Temmuz'un son haftası veya Ağustos'un son haftası şu an bize gelen bilgilere göre yasada değişiklikler olacak. Neler olacak burada arkadaşlar? Pet shoplarda artık can satışı kaldırılacak. Bununla alakalı da birçok şehirde dernekler kuruldu. Pet shopların birleştiği, bu yasaya karşı tepki verme amaçlı birlikler oluşmaya başladı. Ama genel merkezin dediği şey de pet shoplarda artık yavru köpek bulunmaması gerektiği, hastalıkların çok fazla olduğu, ölümlerin çok fazla olduğu, yani herkesin pet shopların çok steril olmadığı için, köpeklerin bulunduğu kafeslerin hijyenik ve metrekarelerin uygun olmadığı için bundan dolayı bakanlığın kararı, kulağımıza gelen haber, Temmuz'un sonu ve Ağustos'un sonunda artık canlı hayvan satışı tamamen bitecek. Nasıl satılacak diye sorduğumuz zaman katalog sistemiyle satılacak. Satma ruhsatı olanlar katalog ruhsatıyla satılacak. Biz de sorduk ki Ankara'da bu nasıl olacak? Yani işte köpeğin resimlerini koyacağız. Aynı üretim çiftliklerindeki köpeklerin veya çiftliklere yönlendireceksiniz. Çiftliklerde satış olacak. Yani pet shopların satış yetkisini alacaklar. Ama işte katalogdan gösterebilirsiniz. Orada beğendiği köpeği çiftlikte satabilir pet shop sahipleri diye bir konuşma geçiyor. Ama şimdi bunların katalog olayı mesela bir köpek çiftlikte doğurdu ve sahiplendirildi. Bunu her pet shop'a katalog mu gönderecek? Her pet shop'a nasıl olacak? Bununla alakalı bir problemler var. Bir de Antalya'daki mesela Antalya için dile getirme. Birçok Türkiye'de de aynı şekilde birçok çiftlikte ruhsat yok yani. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın istediği şartnameler yapmaya kalktığınız zaman maddi manevi profesyonel olmak lazım. Profesyonel yapmak lazım. Bu kapsamda da İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da bir tane var. Yani dört dörtlük profesyonel olan çiftlik sayısı çok az. Bu sefer de çiftliklerde düzenlemelere başlayacak. Çiftliklerde denetlemelerin artık o düzene girmesi gerekecek. Sıkıntılı bir dönem ama sonuç çok iyi olacak. Neden? Hayvan hakları, hayvan severler bu konuda yıllardır çok büyük mücadele verdiler. Eğer birisinin bunu, hani böyle bir satış izni varsa bakanlığın verdiği, Tarım Bakanlığı'nın eğer canlı satışı yapılmasıyla alakalı bir problem yoksa Türkiye'de, demek ki bunu birilerinin satması gerekecek. Ama bunu satan kişi de bu işi çok iyi yapması lazım. Nasıl o köpeğin, bir yavru köpeğin bulunması gereken kafes, işte atıyorum 1 metre 2 metre ise o ölçüde olması lazım. Veya 2 metre 2 metre ise o ölçüde olması lazım. Ama tabi bunlara uyulmadığı için, bu uyumların yeteri kadar şartlara uyulmadığı için bu sefer artık kapatılma ve yetkilerin alınması gündemde ve bu sisteme girecek arkadaşlar. Bunlarla ilgili nasıl çözümler oluşturulabilir? Onu konuşuyoruz. Bakanlığın sunduğu ölçü ve boyutu eğer pet shop içeride gerçekleştirebilirse bence satış olabilir. Yani bakanlık dese ki mesela bir köpeğin bulunması gereken şartlar işte 2 metre, 2 metre, 1.5'a 2 metre gibi kafes olduğu zaman olur derse ve bunu yapabilirse, bu hijyeni, havalandırmayı sağlayabiliyorsa bence mahsur yok. Ama son şey de arkadaşlar tamamen çiftliklere döneceğine, çiftliklerde olacağı konusunda bize gelen bilgiler. Artık bir şeyler değişiyor arkadaşlar. Dengeler değişiyor dünyada. Bu da pet shoplarda da aynı şekilde dengeler değişiyor. Önceden biliyorsunuz kliniklerde, küçük pet shoplarda mama satışları çok aktifti ama şu an bizde bile klinik hareketlerimiz, bakın kaç, belki bir aydır şey çekemiyoruz, video çekemiyoruz kendi yoğunluğumuzdan. Bizim bile mama satışlarımız artık eskisi gibi değil. Neden? Çünkü internet var. Enter'a basıyorsunuz, bir saat sonra kapınızda, 15 dakika sonra kapınızda, gecenin birinde de bassanız 12 dakika sonra kapınızda mama, istediğiniz mama geliyor ve yani bizlerin sattığı fiyatın dörtte bir fiyatına kapınıza geliyor bunlar. Yani onun için
sektör değiştiği için, hayat değiştiği için bunlar da değişecek. Onun için şeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Yasayı Temmuz'un sonu, Ağustos'un sonu gibi bir değişiklik olacak. Bize mail olarak gelecek zaten. Ondan sonra bir video daha çekeceğim. Neler değişmiş, neler değişiyor. Sizin değişmesin, şunlar böyle olsun gibi fikirleriniz varsa da bize özelden artık çok fazla arkadaşlarımız ulaşmaya başladı. Instagram üstünden, sayfa üstünden. Numaraları dolaşan arkadaşlar kliniğimizi çok fazla aramaya başladı. Merak ettikleri şeyi soranlar. Bize destek olmaya çalışıyoruz ve olacağız arkadaşlar. Bu konuyla alakalı ne değişiklik olacaksa da size bilgi vereceğim. Onun için şu an pet shop açmak isteyen arkadaşlar bence biraz beklesin. Bir ay, bir buçuk ay. Yasa tam yürürlüğe girdikten sonra ona göre karar versinler derim. Merak ettiğiniz sorular varsa bize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine sizlerle görüşeceğiz en kısa zamanda. Görüşmek dileğiyle.